Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Bakara suresinden 211-215. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. Sel beni İsrail'e, İsrail oğullarına sor bakalım. Kem âteynâhum min âyetin beyyine. Biz onlara ne kadar apaçık ayet vermişiz. Burada sor denilmesi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davasının tasdiki açısından, yani onlara pek çok mucizeler geldiği Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Onların kendi kitaplarında da var. Peygamberimiz döneminde de İsrailoğulları bulunmakta, Peygamberimizin muhatapları içinde bulunmakta, şu anda da yine dünyada hemen her yerde bulunmakta. Yani onlara sor bakalım, biz onlara ne kadar apaçık ayetler vermişiz. Bu öğrenmek için sormak değil, İkrar ettirmek için sormak. Ve men yubeddil ni'metallah min ba'di ma ca'athu, kendisine nimet geldikten sonra kim bunu değiştirse, yani Allah'tan bir kitap gelmiştir, büyük bir nimettir. Bunu tahrif etse, değiştirse, fe innallaha şedidul ikab, şüphesiz Allah ikabı, cezası çok şiddetli olandır. Burada nimet daha genel, vahiy, kitap, bu nimetin bazı açılımları olabilir. Ayet-i Kerime'yi hem genel anlamda, yani gelen bir nimeti değerlendirmek, o anlamda da açıklayabiliriz. Öte yandan bundan murat, işte kitap gönderilmesidir, peygamber gönderilmesidir. En büyük nimettir bunlar. Ama bunun hakkı verilmeyip de nankörlük edilecek olursa, o insanlar cezayı hak etmişler demektir. İşte İsrailoğullarına da en büyük peygamberlerden birisi Hazreti Musa gönderilmiş ve ona kitap olarak Tevrat indirilmiş ve İsrailoğulları pek çok mucizelere muhatap olmuşlar. Belki de başka milletlere nasip olmayacak şekilde çok mucizelerle karşı karşıya kalmışlar. Buna mukabil Allah'ın nimetine nankörlük yapmamaları gerekirdi. Ama nankörlük yapınca, tarih boyunca gerek insanlar eliyle, gerekse semavi bir takım musibetlerle cezalandırılmışlar. Züyyine lillezine keferu el hayatü dünya. Kafirlere dünya hayatı süslü kılındı. Burada süslü kılan, fezeyyene lehumuş şeytanu e'mâlehum, şeytan onlara yaptıkları amelleri süslü kıldı. Bu manada değerlendirilebilir. Ama netice itibariyle şeytanın insanların amellerine, kötü amellerini süslü göstermesi, bu da yine ilahi programdan böyle çıkmıştır. Netice itibariyle hayır ve şer Allah'tandır. Dolayısıyla dünya hayatının da süslenmesi netice itibariyle Allah'a dayanmaktadır. Ve ilallahi turca'ul umur, bütün işler Allah'a racidir. Dünya hayatının süslü kılınması, onların sadece dünya hayatını bilmesinden, inhiye illa hayatüne dünya demeleri gibi, varsa da yoksa da şu dünya hayatı var, bizim için başka bir hayat söz konusu değildir, ölürüz, yaşarız demeleri gibi. Böyle olunca sadece dünyayı biliyorlar ve sadece dünyaya yöneliyorlar ve dünya hayatı kendilerine çok cazip geliyor. Bir insan diyelim küçük bir kulübede yaşıyor ama dışarıdan da haberi yok. Saraylardan, köşklerden haberi yok. Kendi kulübesi ona büyük bir saray gibi gelebilir. Küçücük bahçesi adeta bir cennet gibi gelebilir. Ama dünyada ne kadar da güzel başka yerler var. Ama onlardan haberi olmadığından kendi elinde olanla yetinmiş olur. İşte kafirler ahireti kabul etmediklerinden, sadece dünya hayatını bildiklerinden, dünya hayatı onlara cazip geliyor. Dünya hayatı onlara süslü kılındı. Peki onlara dünya hayatı süslü de ehli imana süslü değil mi? Aslında hepimiz için süslü. Dünyanın cazibesi var. Ve insanın hoşuna giden dünyada pek çok şeyler bulunmakta. Ama bir Müslüman kafirlerden farklı olarak şu dünya hayatının maverasını da görüyor. Ötesini görüyor. İşte kabir cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur. Böyle olunca kabir için hazırlık yapıyor. Orayı bir cennet bahçesi haline getirmeye çalışıyor. Kabrin daha ilerisinde ebedi hayat var ve o ebedi hayatta cennet hayatı var.
Cennet hayatı öyle bir lezzet yeri ki dünyada 1000 sene Mesudane yaşansa cennetin 1 saatine mukabil gelmiyor. Böyle bir hayat. İşte ehli iman olanlar bunu bildiklerinden dünya hayatının cazibesinden bir derece kendilerini kurtarabiliyorlar. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ve o kafirler iman edenlerle dalga geçerler. Yani onların ahiret için çalışmasını alay konusu yaparlar. Mesela günümüzde de bazılarını görüyoruz. Diyorlar ki işte bir haram helal diye bir şey tutturmuşsunuz. Doğru dürüst hayatınızı yaşayamıyorsunuz. Yani bırakın böyle haram helal gibi şeyleri keyfinize göre yaşayın. Hayatını yaşa. Keyfine göre yaşa. Bunları söylüyorlar. Milattan önce Demokrit isimli bir filozof, bir takım böyle fikirleri ortaya atmış bir isim. Ve ahlak felsefesi denilen bunun bir felsefesi de var. Ama tamamen ahlaksızlık üzerine bina edilmiş bir felsefe. Ve bu kişi diyor ki, haram diye bir sınır tanımayın. Canınız ne isterse onu yapın, keyfinize göre yaşayın. Günümüzdeki insanların pek çoğu bilsin veya bilmesin, Demokrit'in talebeleri gibi. Demokrit'in fikirleri çerçevesinde hayatlarını yaşamaya çalışıyorlar. Ve bunlar ehli imanla zaman zaman dalga da geçiyorlar. İşte bir ahiret, bir ölüm, bunları düşüne düşüne hayattan zevk alamıyorsunuz. Bırakın bunları, cennet de burada, cehennem de burada, keyfinize göre yaşayın diyebiliyorlar. وَالَّذ۪ينَ تَقَوْ Ama müttaki olanlar, takva sahibi olan ehli iman, فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَ Kıyamet günü onların fevkindedir. Mesela Bilal Habeşi gibi, Ammar bin Yasir gibi, Peygamberimiz döneminin böyle gariban insanları, bunların bir kısmı köle, bir kısmı sosyal statü itibariyle gariban durumda ve Ebu Cehil gibiler, Utbe gibiler bunların üzerinde görülüyor. Ve bunlara hatta işkence uyguluyorlar. Ama diğer alemde roller değişecek. Bilal Habeşi gibi, Ammar bin Yasir gibi, Suheyb gibi olanlar imkan sahibi kafirlerin hakir gördüğü kimseler bunların fevkinde yer alacak. Bunlar ise o inatçı, inkarcı kafirler cehennemin en alt çukurlarında azaplarıyla baş başa olacak. Vallahu yarzuku men yeşa bi gayri hisab. Allah dilediğini hesapsız bir şekilde rızıklandırır. Yani bu köledir, buna itibar edilmez denilmez. Allah katında önemli olan insanların kalpleri. Peygamberimiz bunu şöyle anlatıyor. Allah sizin suretlerinize bakmaz. Lakin Allah sizin amellerinize bakar, kalplerinize nazar eder. Ve kalpler bu noktada nazargahı ilahidir. Cenab-ı Hak oraya nazar etmektedir. İşte Bilal Habeşi gibi her ne kadar rengi siyah da olsa kalbi pırıl pırıl olan insanlar var. Bu insanlar diğer alemde Cenab-ı Hakk'ın sonsuz ikramlarına mazhar olacaklar. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Kânen nâs ümmeten vâhide insanlar bir tek ümmet idi. Yani başlangıçta Hazreti Adem ve oğulları tevhid üzere idiler. Ama Adem'in oğulları içerisinde zamanla inkar edenler çıktı. Ama başlangıçta insanlar tek bir ümmet halinde idi. Şu anda da yine bidayet itibariyle düşünüldüğünde Bülû dönemine kadar insanlar bir tek ümmettir. Fıtrat üzeredir. Ve henüz bozulmamıştır, masumdur. Ama Bülû'dan itibaren artık insanlar bu fıtratı bozabilirler ve aralarında ihtilaf çıkarabilirler. فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ Allah cennet ile müjdeleyici, azab ile korkutucu peygamberler gönderdi. وَاَنْزَلَ مَاهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ Ve onlarla beraber hak kitabı gönderdi. Kitabı hak olarak, hak vakikatı beyan eden bir kitap olarak onlara gönderdi. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ Ta ki hükmetsin insanlar arasında. Yani o kitapla hükmetsin, peygamber doğrudan hükmetsin. Bu manada insanlar arasında hükmetmesi için kitabı indirdi. فِيمَ اَخْتَلَفُوا ف۪يهِ İnsanların hakkında ihtilaf ettikleri konularda hükmetmesi için işte Allah peygamberler gönderdi. Onlarla beraber kitap
indirdim. فَهَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ وَمَا اخْتَلَفَ ف۪يهِمْ ve onda ihtilafa düşmedi. اِلَّا الَّذ۪ينَ اُوتُوهُ ancak o kitap kendilerine verilenler ihtilafa düştü. Yani aslında kitap insanlar arasındaki ihtilafları ortadan kaldırmak için indirildi. Peygamberler bu gayeyle gönderildi. Ama kitaba muhatap olan insanlar kitabı anlama noktasında ihtilafa düştüler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 73 fırkadan söz eder. Ve Hristiyanların, Yahudilerin oradan başlayalım. Yahudilerin 71 fırkaya bölündüğünü, Hristiyanların 72 fırkaya bölündüğünü, Müslümanların ise 73 fırkaya bölüneceğini ifade eder. Yani bunlar kitaba muhatap olan kimseler ama Allah'ın gönderdiği kitapta ihtilafa düşüyorlar. Mezhepler çıkıyor, çok değişik meşrepler çıkıyor. Hatta kitaba dayanarak dalalet yolunda gidenler bile çıkıyor. Bu anlamda insanlar arasında ihtilaf kitap geldikten sonra da devam ediyor. مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra o kitap kendilerine verilenler ihtilafa düştüler. بَغْيَنْ بَيْنَهُمْ aralarında bir hasetle, kıskançlıkla bir takım duygularını aşamayarak bu şekilde ihtilafa düştüler. فَهَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا ve Allah iman edenlere hidayet etti, yol gösterdi. لِمَا اخْتَلَفُوا ف۪يهِ مِنَ الْحَقِّ o hak gerçekle alakalı hangi konuda ihtilafa düşmüşlerse biiznihi kendi izniyle Allah ehli imana hidayet etti, yol gösterdi. Vallahu yehdi men yeşa ila sıratın müstakim. Allah dilediğini sırat-ı müstakime hidayet eder. Yani istikamette dosdoğru bir yola onları sevk eder. Burada şunu görmekteyiz. Demek ki ihtilaf beşeri bir realite. İnsanlar ihtilaftan kurtulamayacak. Yahudiler kurtulamadığı gibi, Hristiyanlar kurtulamadığı gibi Müslümanlar da kurtulamamıştır. Aynı Kur'an üzerinde çok farklı yorumlar yapanlar da çıkmıştır. Ama gerçekten iman etmiş olanlar bu gibi ihtilaflı konulardan uzak kalır ve Kur'ani mesajı net olarak alır, net olarak hayatında uygular. Dolayısıyla diyelim ki Kur'an-ı Kerim اَقِيمُ salah diyorsa, namazı kılın diyorsa, acaba bu bir dua mıdır? Sadece dua etmemiz mi isteniyor? Şekil olarak namazı kılmasak olur mu? Böyle yollara düşmezler. Peygamberimizin hayatında namaz olduğuna göre demek ki bundan murat namazdır. Ve o şekilde dosdoğru namazlarını kılmaya çalışırlar. Ama bazı batini fırkalar çıkmış, bu gibi ayetleri demişler ki, bunlar bize duayı emrediyor, biz de duamızı yapıyoruz. Onların bu yorumuna göre zekat temizlenmektir ve kendilerini zaten temiz kabul ediyorlar. Böyle olunca da ayrıca zekat vermeyi bir görev olarak telakki etmiyorlar. Oruç sır tutmak olarak anlaşılıyor onlar tarafından. Diyorlar biz sırlarımızı tutarız ve o şekilde Kur'an'ı uygulamış oluruz. Böyle batıni fırkalar, dalalet fırkaları çıkmış ve ehli iman ise bunlardan uzak kalmış. Allah'ın hidayetiyle dosdoğru yolda devam etmişler. Kur'an-ı Kerim'i doğru bir şekilde anlamışlar. Em hasibtum en tedhulul cennem? Yoksa siz hemen cennete girivereceğinizi mi zannediyorsunuz? Velemme ye'tikum size gelmeden meselullezine halev min gablikum sizden öncekilerin dillere destan olmuş hali, durumu başınıza gelmeden hemen cennete girivereceğinizi mi zannettiniz? Yani cennet ucuz değil, cehennem dahil lüzumsuz değil. Cennet bir bedel istiyor. O bedeli ödeyenler cennete gidiyor. Evvelki dönemlerde, İslam öncesi dönemlerde onların başına pek çok sıkıntılar gelmiş. Ayetin devamı zaten bunu anlatıyor. Messetumul be'sâ'u ve'd-darrâ'u çok zor, çetin durumlar, musibetler onlara dokundu. Ve zülzilu bunların karşısında sarsıldılar. Yani onları sarsacak boyutta, manevi depremler gibi adeta, onları sarsacak boyutta musibetlere, zor, çetin durumlara maruz kaldılar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bazılarını anlatırken şunu söylüyor. Sizden önceki dönemlerde bir kısmı dininden dolayı demirden
taraklarla tarandı, destelerle ikiye biçildi. Ama onlar yine sabrettiler diyor. Demek ki önceki dönemlerde dininden dolayı ezaya, cefaya maruz olan çok kimseler gelmiş ama bunlar sabretmişler, sebat etmişler ve bunun da mükafatını elde etmişler. Demek ki cennet bir bedel istiyor, o bedelin ödenmesi lazım. Hatta يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَاهُ Öyle ki peygamber ve onun yanında iman etmiş olanlar şöyle diyecek duruma geldiler. مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ Allah'ın yardımı ne zaman? Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar zor durumlar yaşandı. İşte bir Hazreti Musa'nın hayatını Kur'an'da okuyoruz. Ne kadar zorluklarla karşı karşıya kalmış. Hazreti İbrahim'in hayatını okuyoruz. Ne kadar çetin durumlarla karşı karşıya kalmışlar. Ve daha başka kimselerin, mesela Ashab-ı Kehf gibi, inançlarından dolayı mağaraya sığınmalarını, üzerlerine mağaranın kapatılması, böyle şeyleri okuyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor. Demek ki bu genel bir yol. Demek ki Allah yolunda yol alabilmek için çilelere katlanmak lazım. Yani bu yol çilesiz olmaz. Bu yol her ne kadar sonu gayet güzelse de ama yolda dikenler vardır, yolda tuzaklar vardır, yolda uçurumlar vardır, yolda çok tehlikeler vardır. Ve bu da hayata bir heyecan katar. Yani biz melek değiliz. Meleklerin önünde bir engel yok. Onlar düz bir yolda dosdoğru giderler. Bir problem yaşamazlar. Ama buluğdan itibaren artık bizim önümüzde engeller kendini göstermeye başlar. İçimizde nefis engeli, dışarıda şeytan engeli ve şeytan fikirli kötü insanlar, bir takım menfi radyo yayınları, menfi televizyon yayınları, menfi internet siteleri, kötü arkadaşlar, bunların her birisi birer tuzak gibi, bunların her birisi çok ciddi birer engel tarzında ve kötü niyetli insanlar var. Yarasanın ışıktan rahatsız olması gibi Müslümanların tavırlarından, durumlarından, Müslümanlara gelen nimetlerden rahatsızlık duyanlar var. Bunlar da rahat durmuyor. Bunlar da Müslümanlarla uğraşıyor. Böyle olunca ben İslam'ı yaşamak istiyorum diyen bir kimse belli bir bedel de ödemesi gerekiyor. Zorluklarla karşılaşacak, sabretmesi gerekiyor. Çetin durumlarla karşılaşacak, sebat göstermesi gerekiyor. İşte evvelinde peygamber ve onun yanında olanlar Allah'ın yardımı ne zaman diyecek duruma gelmişler. Ele inne nasrallah garip. Yani dikkat edin, Allah'ın yardımı yakındır. Artık sebeplerin bitme noktasına geldiği durumda Allah ehli imana yardım eder. Yes'elûneke mâzâ yunfigûn. Onlar neyi infak edeceklerini soruyorlar. Gul mâ enfaktum min hayr. Yani hayır olarak ne infak ederseniz yapabilirsiniz. Felil vâlideyn. Bunları anne babaya, vel akrabin, yakınlara, vel yetâme, yetimlere, vel mesâkin, miskin, fakirlere, ve ibnis sevil, yolculara. Yani iyilik olarak bu sayılan kimselere ne yardım yaparsanız yapın, yaptığınız zayi olmaz. Ve mâ tef'alû min hayr, hayır olarak ne yaparsanız, fe innallâhe bihi alim, şüphesiz Allah onu bilmektedir. Cenab-ı Hak bizi daima hayır yapanlardan eylesin. Şerlerden uzak bıraksın ve ihtilaflardan bizleri uzak kılsın. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.